Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ın gündemi ağırlıklı olarak transfere ama daha öncelikli olarak teknik direktör transferine odaklı. Onu özellikle söyleyelim. Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak sorusu yanıt arıyor. Beşiktaş bir teknik adamda bayağı bir mesafe kat ediyor. Oldu olacak noktasına geliyor. İşte o teknik adamlar bazen farklı nedenlerle evet demiyorlar. Tabii bu noktayı da bir eleştirmek lazım. Rıza Çalınbay'la yolları ayırırken acaba bu hazırlıkları yapmak daha doğru olmaz mıydı? O da bir soru işareti. Hani Rıza Çalınbay kalsın gitsin ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle madem bir teknik direktör gönderiyorsunuz, onun yerine geleceği de birkaç gün içerisinde hazır hale getirmeniz lazım. Neyse, yani sonuç itibariyle bekliyoruz. Hatta Feyyaz Uçar da, Samet Aybaba da Kasımpaşa maçına Beşiktaş yeni teknik direktörüyle çıkacak demişti. Ama böyle bir ihtimal bence hiç yok. Neden yok? Bugün anlaşma yapmış olsanız yarın hoca gelecek. Cuma günü nasıl maça çıkacak tartışma konusu. Evet, şimdi Bruno Genesio ile ilgili söylemiştim. Ben %85'lere vardı demiştim ama hoca kabul etmedi. Çünkü iki gerekçesi var. Bir, bu sezon çok yıpranırım çünkü kadro yeterli değil, bütçe yok dedi. Şimdi döndük. Kime döndük? Van Bronckhorst'a döndük. Giovanni Van Bronckhorst'a, ki o da önemli bir teknik adam. Yani önemli bir futbolcuydu. Ve Feyenoord'da, Rangers'ta çalıştı. Rıdvan Yılmaz'ın da hocasıydı. Kupaları olan bir hoca. Ama gelin görün ki bir ciddi sıkıntı da onda çıktı. Çünkü yardımcısı olarak Nak Breda'nın hocasını istiyor. Onu getirirseniz diyor, yardımcımı getirirseniz bu iş olur. Yardımcısı Van Gastel, o da Nak Breda, yanlış söyledim. Nak Breda, biz onu bırakmıyoruz dedi. Hadi buyurun bakalım, yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Tam bir hocayla anlaşmışsınız derken bu krizle de tekrar mücadele etmek zorunda kalacak. Yani Beşiktaş'ın bu teknik adam transferi, teknik adam belirleme süreci biraz daha zaman alacakmış gibi görünüyor. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi bu arada da tabii bir yandan da araştırma devam ediyor. Transfer araştırması devam ediyor. Söylenen isimler var. İşte Van Bronckhorst gelirse Rıdvan Yılmaz da gelir. O transfer biter deniyor. Oysa Rıdvan Yılmaz'la ilgili İtalyan basınında Gianluca Di Marzio, ki transfer haberleri yapan bir gazeteci, onun söylediği diyor ki Rıdvan Yılmaz'a Verona talip, hatta bir takasla değişim olacak. Football Scotland haberi de böyle. Yani onlar da Gianluca Di Marzio'dan alıyorlar, tıpkı bizim gibi. Josh Doink, sol bek, gelecek İskoç. Rıdvan Yılmaz da Verona'ya gidecek. Verona iddialarını ben bizzat menajerinden duymuştum ama bu takas iddiasını bilmiyordum. Beşiktaş'a gelecek iddiaları da biraz bu manada askıya alınmış oldu. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi yeni geleceklerle ilgili cümleleri sizlere kurmadan önce şuraya gelmek istiyorum. Rozier'e Marsilya talip haberi var Fransız basınında ama La Tribune diyor ki onu menajerler Marsilya'ya önerdi. Henüz bu konuda bir olumlu gelişme yok diyor. Bir başka isim, kadro dışı bırakılan isimlerden biri Aboubakar. Onunla ilgili de Gremio, Brezilya basınına yansıyan haber. Gremio'nun futbol direktörü Anthony Broom demiş ki Lewandowski ve Suarez gibi gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Onu almak için, kadromuza katmak için araştırıyoruz. Eğer şartlar uyarsa memnuniyetle transfer edeceğiz diyor. Şartlar ne? Beşiktaş 6 milyon euro istiyor. Bonservisinden kendisi de 3.1 milyon. Böyle bir bütçenin altına Gremio girer mi?
İşte bu soruya hep beraber yanıt bulmamız lazım. Ben çok da fazla ihtimal vermiyorum. Onu özellikle söylemek isterim. Bu arada teknik direktör konusunda yani benim çok sevdiğim hocam Lucescu yani yine oturduğu yerden kendisine bir pozisyon hazırlıyor. Yani onun her zaman söylüyorum burada ciddi bir lobisi var. Onu destekleyen, onun buraya gelmesini sağlamak için çaba sarf eden milli takımın başına bile getirdik. Şimdi de şöyle bir soruyorlar. Rumen basınına yansıyan haber. Tercihim ben şöyle tercih ederim. Sezon başında takım almayı isterim. Sezon ortasında almak istemem. Kendi takımımı kurmak isterim diyor. Doğru. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama hocam artık oturduğun yerde bırak daha genç insanlar bu kadroları yönetmeye çalışsınlar diye düşünüyorum ben. Benim kanaatim bu. Çünkü 74 yaşına geldi ve hala sahada olmak istiyor. Saygı duyuyorum ama bu takımlar değil de belki Romanya'da bir takım çalıştırması daha mantıklı olur ama orada da para yok malum biliyorsunuz. Bu arada tabii iddialar üst üste geliyor ama Lucien Favre'nin de gündemde olduğu 2-3 hoca arasında olduğu söyleniyor. Feyyaz Uçar'ın açıklamaları vardı. Başkanımız 2-3 hocayla görüşüyor demişti. Lucien Favre da bunlardan bir tanesi. Bakasetas konusunda Beşiktaş pozisyon almış bekliyor. Onu özellikle söyleyeyim. Bu konu hocaya bağlı bir konu değil. Pozisyon almış bekliyor ne demek? Ondan da biraz bahsedeyim. Malum oyuncular 11 Ocağı kadar bir oyuncuya resmi bir teklif yapma ihtimaliniz yok. Ayrıca oyuncu da 11 Ocak'la 9 Şubat arasında gidebilecek, konuşabilecek durumu var. Yani isterse gider, isterse transfer görüşmesi yapabilir. Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bu manada Bakasetas'ın nasıl bir karar vereceği konusu bekleniyor ve Beşiktaş pozisyon almış durumda bekliyor. Onu da özellikle söyleyelim. Bu arada Brezilya basınına yansıyan bir haber daha var ki yani benim için çok inandırıcı değil ama madem yansımış size paylaşalım. Gabigol ki Fenerbahçe Jorge Jesus döneminde onunla çok ilgilenmişti. Hem santrofor hem forvet arkası oynayabilen bir oyuncu. Onu Beşiktaş'a yazdılar ama Beşiktaş'ın bütçesi de pek bunlara müsait değil. Bence daha böyle hani gözden çıkarılmış artık daha böyle hani müsait olabilecek oyuncuların ön plana alınması gerekiyor ki nitekim dünkü yayında bahsetmiştim. Osman Bukhari'den 7 milyon euro isteyince hemen Samet Aybaba izleyip beğenmesine rağmen Beşiktaş çekildi sağ kanat oyuncusundan ki önemli bir oyuncu 22 maç 7 gol 6 asist Kızıl Yıldızlı oyuncu ama 7 milyon deyince hemen bu parayı isteme benden buz gibi soğurum senden pozisyonuna geldi. Beşiktaş'ın bu tür paraları verebilme ihtimali yok. Buna karşılık da iki oyuncuyla ilgili olumlu gelişme olabilir. Onu özellikle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Muhammed Elneny. İkincisi de Cedric Suarez. Şöyle bir haber var. The Standard gazetesine yansıyan habere göre Arsenal bazı oyuncularla sözleşmesini feshetmek ve finansal fair play açısından rahatlamak istiyor. Burada söylenen parayla satmak değil, sona doğru yaklaşmış oyuncuların kontratlarından çıkmak suretiyle bütçeyi aşağıya çekmek. Finansal fair play'den kastımız o. Ki bu manada üçüncü ismi de hepiniz biliyorsunuz. O da yani birincisi Muhammed Elneny, ikincisi Cedric Suarez. Üçüncü isim de aslında bir sol bek. O da Nuno Tavares. Galatasaray'a yazılan bir isim. Şimdi Muhammed Elneny de El Fateh'in de isteği olduğunu söyleyebiliriz. Ama Muhammed Elneny tanıdığı bir bildiği camia olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı haberleri geliyor. The Standard'ın haberi bunlar. Cedric Suarez de sağ bek. Eğer Cedric Suarez pozisyonunda biraz bekleyecektir Beşiktaş. Çünkü yeni gelen teknik adamın Rozier'e nasıl bakacağına bakması gerekiyor. Çünkü orada zaten Beşiktaş'ın pozisyonel olarak iki oyuncusu var. Onur Bulut ve Rozier var. Bunlar eğer Rozier'e giderse o zaman mutlaka oraya bir oyuncu transferi söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, yani sonuç itibariyle Beşiktaş'ta 1. teknik direktör yok. 2. para sıkıntılı. Hadi yok demeyeyim de sıkıntılı. Ve 3.
ciddi manada transfere ihtiyaç var. Stoper transferini saymadım bile. Yani orada Dragovic, Jose Cordoba, Koray Günter isimleri zaten gündemde. Ha bu arada başka isim olur mu stoper konusunda? Mutlaka başka isimler de gündeme gelecektir. Onu da özellikle söyleyelim. Şartlara uygun bir şekilde mesela bir Çağlar Söyüncü ile ilgilenebilir. Çünkü mutlaka ve mutlaka stoper bölgesine transfer yapılacak. Beşiktaş'ın gündemini şöyle sizlere anlatmaya çalıştım. İşte iki fırsat transferini yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.